Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar elimde gördüğünüz bu renklerden çıtı pıtı şu şekilde bir model hazırladım arkadaşlar. Bugünkü modelimiz bu. Bunun nasıl yapıldığını tarif edeceğim şimdi arkadaşlar sizlere. Evet, da çok hoş bir model arkadaşlar. Modelimizi istediğiniz renklerde de yapabilirsiniz tabii ki. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. En küçük boy serum halkası. Serum halkamızın içine bu şekilde sık iğne yaparak ipimizi tığımıza tutturduk. 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimin üzerine 2 defa tığımı doluyorum. Şimdi arkadaşlar serum halkasının içine girdim. Bu şekilde. 1 2 2 2 olarak alıp uzunca bir trabzan yaptım. 4 zincir. 4 zincirimi serum halkamın içine 4 zincirimi bu şekilde sık iğne yaparak kapatıyorum. Bir tane arkadaşlar minik bu şekilde bir yaprak elde ettik. Çok kolay gördüğünüz gibi tekrar 4 zincir 2 defa doladım. Serum halkamın içine girdim. 1 2 2 2 Trabzanım hazır. Trabzanımdan sonra 4 zincirimi çekip kapatıyorum arkadaşlar bu serum halkamın içine şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir 2 defa doluyorum yuvaya girip 1 2 2 2 bu şekilde 4 seferde aldığım trabzan 4 zincir kapattım bu şekilde yuvada şimdi arkadaşlar 3 tane oldu şu ipimizi buradan yakalım fazla sağlamlaştığına göre uzatmayalım. Evet. 3 tane bu şekilde arkadaşlar çiçeklerimizi hazırladık. Yapımı gördüğünüz gibi gayet de kolay arkadaşlar. 4 zincir 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 4 seferdeki trabzan şöyle hızlıca arkadaşlar hepsi 7'si de aynı olduğu için yavaş yapmaya gerek yok 4 oldu 4 zincir 2 defa dola 1 2 2 2 1 2 3 4 zincir halkaya girdim sık iğne ile kapattım bu şekilde 4 zincir 2 defa dola 1 2 2 2 6 zincir kapattım bu şekilde 1 2 3 4 zincir 2 defa doluyorum 1 2 2 2 1 2 3 4 zincir halkada kapatıyorum arkadaşlar ve bir zincir çekiyorum ipimi kopardım Evet arkadaşlar bu şekilde ilk önce hazırlıyoruz papatyalarımızı çiçeklerimizi hazırlıyoruz sonra bunları yemenimize monteleme işlemine geçiyoruz Evet arkadaşlar yeni başlarken de aynı şekilde sık iğne ile tığ battımıza giriyoruz sık iğne ile tığ battığımıza girdik bu şekilde şimdi bir zincir çekiyorum örümcekten önce muhakkak bir zincir çekiyoruz ve şöyle küçük bir örümcek yapıyorum arkadaşlar iki defa tığımın başını doladım örümceğimin üzerine üç tane tığ battı atlayıp dördüncü tığ battının içine iki 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 alarak şu şekilde arkadaşlar bir trabzan yaptım. Trabzanımın üzerine iki zincir çektim. Şimdi sıra beyazda olduğu için arkadaşlar beyazı. Şu ipi koparıp arkaya yaktığımız yerden arkadaşlar yaparsak işimiz daha düzgün duracak. Burada üç tane gördüğünüz gibi trabzan var. Ortadaki trabzandan girip sık iğne ile şu şekilde tersi bize bakıyor arkadaşlar ters tarafı burada zaten yanık izinden de belli sık iğne ile iki zincirimi buraya tutturdum tekrar iki zincirimi çektim bu yaptığım trabzanımın içine kapattım bu şekilde şimdi arkadaşlar buraya çiçeğimizin tek kanadından tutturduk dört tane sık iğne yapıyorum bir iki üç ve dört 4 tane sık iğne yaptım. Şu şekilde aynı tığ battığının içine bir tane daha arkadaşlar buraya bir sık iğne yaptım. Buraya arkadaşlar 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Ters tarafını çeviriyorum. Aynı şekilde arkadaşlar şu çiçeğin ortasındaki trabzandan sık iğne ile giriyorum. Ve buraya yaptığım trabzanı kapatıyorum. Bir zincirle geri döndüm. Trabzanımın içine yine 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 Şurada arkadaşlar kirpiği girmiştik. Onun aynı seviye olsun diye. Bu şekilde orada saydık. Sık iğne ile de doldurduk. Aynı tığ battının içine de girdik bir zincirimi çektim yine küçük bir örümcek yapıyorum arkadaşlar örümceğimin üzerine dört tane de zincir çekiyorum bir iki üç dört zincir yine ters tarafına çevirdim arkadaşlar bakın üç tane papatyadan tutturmuş olacağız bu ortadaki beyazdan giriyorum ve sık iğne ile buraya kapattım 2 zincirle düz yüzüne döndüm. Burada arkadaşlar 4 zincirin içine yaprak yapacağız. Bir defa doladım 2 zincirin başına 2 2 aldım. Bir defa doluyorum. 1 2 2. 3. tırabzanım. 2 defa doluyorum. Tırabzan zincirin arasından girip 2 2 2 olarak aldım 4. 2 defa doluyorum. Zincirin arasından 1, 2, 2, 4 seferde aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım arkadaşlar. Buraya bu şekilde. İçine 4 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 3 ve 4. 5. de buradaki zincirimin arasına girdim. Kapattım. Bu şekilde yaprağım hazır. Örümceğimin arasına bir tane de arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Bağlamak için bir zincir, tekrar bir örümcek. Örümceğimizin boyutunu küçük yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Yine 4 tane tığ battı atlıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5. tığ battımın içine arkadaşlar kapatıyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde bir tanesini yaptık. Bir tane de mor yapalım arkadaşlar. Mor çatalım. Mor çiçeğimizi de bu şekilde buraya monte edelim arkadaşlar. Şimdi yine küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğim bu boyut arkadaşlar. Ben küçük diyorum. 2 defa doladım. 2, 3, 4. tığ battımın içine 2, 2, 2 olarak aldım. Şimdi arkadaşlar iki zincirimi çektim tanesini alalım. Arkadaşlar burada benim dikkat ettiğim şu yanık zaten bilirsiniz yanıktan. Bu ters tarafı bu yanık kısmının alta gelmesine özen gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü hani orada bir ayrıklık arkaya da çektiğimiz için ayrıklık oluşuyor. O yüzden bu şekilde ortadaki trabzandan arkadaşlar sık iğne ile tutturdum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Şöyle elimle ittirip düz yüzünü çeviriyorum papatyamın. Çatarken ters tarafından çattım. Bu şekilde sık iğne ile ön tarafına geçirdim. 2 3 ve 4. 5. aynı tığ battı içerisinde arkadaşlar. Kapatıyorum bu şekilde. 3 4 5 zincir. Dönüyorum yine ters tarafın arkadaşlar aynı şekilde bu ortadaki trabzanından girdim sık iğneyle tutturdum tekrar bir zincir çekerek düz yüzüne döndüm yine aynı şekilde arkadaşlar buraya bir bunu saymasak baştakini saymasak dört arkadaşlar ve bir tane daha. Aynı tığ battığın içine giriyorum. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde. Dört zincir çektim. Dönüyorum arkadaşlar. Üç tane tutturuyoruz demiştik. Üçüncü en ortadaki trabzanıma bu şekilde giriyorum Sıkı iğne ile girdim 2 zincir döndüm Bu çektiğim 4 zincirin içine arkadaşlar yaparak yapacağım 2-2 i̇ki, iki olarak aldım Bir defa doladım 1-2-2-3 iki, iki, oldu 2 defa doladım 2-2-2 i̇ki, iki, iki. İki olarak aldım 4 2 defa tığın başını doluyorum 1-2-3 2 2 Bu 5. tırabzanım. 4 zincir çektim. Tırabzanıma girip kapattım. 1 2 3 4 5 5 tane bu şekilde sık iğne yapıp yaprağımı bitirdim. Bakın arkadaşlar şu yaptığım küçük örümceğin de tepesine bir tane giriyorum. Sanki bana bu şekilde daha düzgün duruyormuş gibi geliyor arkadaşlar. Girmeseniz de olur da aslında. Bir zincir çektim. Ve yine küçük bir örümcek yaptım bu şekilde. Örümceğimin boyutu bu arkadaşlar. 1-2-3-4 Buradaki 5. tığ battımın içine kapattım. Şöyle bir iki zincir çekip yaptığımız işe bakalım arkadaşlar işimiz bu arkadaşlar ütüsüz hali direkt bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş oldu çok muntazam oldu şöyle bir el ütüsünü de yapabiliriz isterseniz arkadaşlar evet parmağımızdaki çıkardık. Yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Mont edilişi bu şekilde. Şöyle biraz daha yakın plan getirelim. Modelimiz bu. Arka tarafından ütülemeyi unutmayın arkadaşlar. Ayarımız bir olsun. Fazla sıcak olup serumları ve boyamızı küçültmeyelim. Çünkü sıcak bu bobinleri küçülttüğü için arkadaşlar hafif bir numarada ütülerseniz aynı yaptığınız boyutta kalır. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.